Herkese günaydın. Ankara'dan merhabalar. Bugün 14 Mart. İran'da 22 bin kişiye af kararı. Aftan yararlananların büyük bir kısmı gözaltındaydı. Mahkemeye çıkmayı bekliyorlardı. Protestolarda bugüne kadar 529 kişi hayatını kaybetti. Tutuklulardan 107'si ölüm cezasına çarptırıldı. Bugüne kadar 4 idam gerçekleştirildi. Affın neden çıkarıldığı tam net değil. Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle çıkarılmış olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Aynı zamanda aylardır süren protestolar Molla rejimini tehdit eder hale geldi. Rejimin sergilediği yumuşamayı da olumlu buluyorum. Affın arkasından protestoculara sokak eylemlerinden vazgeçirebilecek adımlar da atılabilir. Ancak kız okullarındaki zehirlenmeleri kadınlara baskının devam edeceğinin göstergesi olarak da gördüğümü ifade edeyim. Aslında Molla rejiminin kadınlarla uğraşmaktan vazgeçmesi kendi iç barışı için mutlak bir zorunluluk. Kadının toplumdaki yeri yerli yerine oturtulmaz ise İran'ın dışarıdan karıştırılmaya açık bir toplum olmaktan kurtulamayacağına inanıyorum. Küresel silah ihracatında Türkiye'nin payı arttı. Türk savunma sanayisindeki olumlu gelişmeler İsveç merkezli SPRI'nin yayınladığı son rapora da yansıdı. Rapora göre Türkiye'nin 2013-17 arasında %0.69 olan küresel ihracattaki payı 2018-22 döneminde %1.1'e çıktı. Türkiye'nin özellikle SİHA ve mühimmat satışlarının bu yükselişi tetiklediğini değerlendiriyorum. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu yükselişin devam edeceğine inanıyorum. Gelişmeler o yönde. Rapor Ukrayna Savaşı'nın etkisini de yansıtıyor. Eskiden silah yatırımına baktığımızda Orta Doğu ülkeleri başı çekiyordu. Savaş nereye yakınsa maalesef orayı yakıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin de silahlanmaya hız verdiğini görüyoruz. Son 5 yılda küresel silah ticaretinde daralma olmasına rağmen aslında savaş Amerikan silah sanayisinin işine yaradı. ABD'nin payı %40'a çıkmış. Rusya'nın payı ise %22'den 16'ya düşmüş. Son bir yıla baktığımda aslında Rusya'nın derdi silah satmak değil silah almak. Çünkü cephede silaha ihtiyacı var. Fransa bu iki ülkenin arkasından geliyor. Bunda en büyük payı ise Rafael savaş uçaklarının satışlarının olduğunu değerlendiriyorum. İtalya ve Güney Kore'de silah satışları artan ülkeler arasında dikkat çekiyorlar. Çin ise beklenenin aksine silah satışında gerileme yaşadı. Tayvan gerilimi nedeniyle kendi ordusunun muhtemelen daha da güçlenmesi için Çin yatırım yapıyor. Dışarıya pek silah satmak istemiyor. Bu arada Suudi Arabistan ve İran yakınlaşmasında gözler Çin'e çevrildi. Taraflar Pekin'de anlaşmaya imza attılar. 2 ay içinde elçiliklerini açıyorlar. Bu durum ABD siyasetini biraz rahatsız ediyor. ABD basınında Biden yönetimi eleştiriliyor. Ben de Pekin'in son dönemde Washington'ın Orta Doğu'daki nüfuzunu erozyona uğratacak adımlar atmakta olduğuna inanıyorum. Afrika'dan sonra Orta Doğu'da da Çin'in etki alanı iyice genişliyor. Pekin yönetimi görünürde herhangi bir bölgeye sadece ekonomik çıkarlar için giriyor gibi gözükse de zamanla ahtapot gibi o ülkenin tüm sistemine nüfuz edebiliyor diye değerlendiriyorum. Amerika Çin'i Uzak Doğu'da çevrelemekle meşgul iken Çin'in ise ABD'nin kalesi sayılan Orta Doğu'da adım adım Amerikan çıkarlarını baltalayacak şekilde zora soktuğunu görüyoruz. Pekin rehberliğinde İran-Suudi Arabistan yakınlaşması Washington için kuvvetli bir sinyal olmalı diye değerlendiriyorum. Orta Doğu'daki mezhep çatışmalarından beslenen ABD bu yakınlaşmayı kıracak hamlelere soyunabilir. Yemen sorunu daha fazla kaşınabilir. Suriye'de İran ministreliğiyle yeniden hortlatılacak. IŞİD arasında çatışmalar artabilir. Riyad ve Tahran birbirlerine karşı yeniden pozisyon almaya zorlanabilir diye değerlendiriyorum. Biden geçtiğimiz Temmuz ayında Orta Doğu'dan asla çekilip gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız dedi. Ancak ben bu söylemin şimdilik retorikten öteye gidemeyeceğine inanıyorum. Bugünlük bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.